Barış Binerle Tarafsız Haber izleyicileri yeni bir anket çalışması var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. tr1.com.tr'deki anket haberini sizlere yorumlamak istiyorum. Muhalefetler adına müjdeli haberler var. Yurttaş AKP'ye sırt çevirdi. İşte son anketin sonuçları. Ekonomide ve sosyal hayatta yaşanan bozulma. Sandıkta uzun yıllar AKP'yi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih eden yurttaşların oy verme alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Anket sonucuna göre bugün seçim olsa Erdoğan'a oy vereceğini ifade edenlerin oranı %35'te kaldı. İbrahim Uslu Artı TV'de konuşmuş, birçok medya sitesinde de bu haber vardı. Sizlere yorumlamak istedim. İbrahim Uslu aslında muhafazakar kanada yakın bir isim ama şu anda yaptığı anket çalışmalarıyla iktidarın sarsıldığını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin önde gelen bir anket şirketi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na son kamuoyu yoklamasını sundu. Anket sonuçları özellikle de AKP ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güvenin azalmaya başladığını ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre bugün seçim olsa 2018 seçimlerinde %52,6'lık oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a oy vereceğini açıklayanların oranı %35,8'de kaldı. Ankete katılanların %48,4'ü Erdoğan'a oy vermeyeceğini kaydederken %15,8'lik kesim ise kararsız olduğunu ifade etti. Muhalefet erken seçim istiyor. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre ankete katılan yurttaşlara erken seçim beklentileri de soruldu. Sonuçlara göre halkın %48'inin erken seçim beklentisi bulunmuyor. %36'sı ise erken seçim istiyor. %16'lık bir kesim ise tercih beyan etmedi. AKP'lerin %19,4'ü, MHP'lerin %19,1'i erken seçim istiyor. Bu oran CHP'lerde %58,6, HDP'lerde 51,9, İYİ Partililerde %49,1 oranında. Koronavirüs dışında Türkiye'nin en büyük sorunu ne sorusuna ise ekonomik sorunlar ön plana çıktı. Ankete katılanların %52'si en büyük sorun ekonomi derken %12,1 adalet, 9,3 eğitim sistemi, 8,5 yönetim sistemi, %8'i güvenlik, %4,1 mülteci sorunu dedi. %6,1 ise diğer sorunların önemli olduğunu bildirmiş. Anket döviz kurundaki yükseliş, artış, sık sık değiştirilen Merkez Bankası Başkanı ve borsadaki kayıp, yurttaşların ekonomi politikasına duyduğu güveni büyük ölçüde sarstığını da gösterdi. Anket sonuçlarına göre sadece %15,2'lik kesim elektronik ekonomik gidişat iyiye girecek derken %71,7 ise kötüye girecek dedi. %13 ise aynı kalacak dedi. %71,7 kötüye gidecek diyor. Bu kötümser bir tablo. Dolayısıyla seçmenin oy verme davranışını da etkileyecektir. Muhalefet bloğunun 155-60 aralığında maksimum olduğunu kabul edersek %10-15'lik bir kitlede iktidar bloğundan da ekonomi gidişatta kötümser. Bu da oy verme tercihlerinin önümüzdeki dönemde kararsız olan kitlede ya da AKP'de olup da hala net fikir belirtmeyen ya da AKP'ye bağlılığı şu anda kendi çapında sorgulanan seçmen içinde geçerli. İktidara oy verme davranışlarını olumsuz yönde etkileyecek ve muhalefet lehine olumlu bir senaryo ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla muhalefetin 55'lik bloğunun artacağına işaret bakalım. İlk turda kazanmaları hayal oldu. Artı televizyon ekranlarında konuşan siyaset danışmanı ve araştırmacı doktor İbrahim Uslu. İbrahim Bey'in geçmişte iktidar kanadına daha yakın olduğunu, muhafazakar kanattan geldiğini, şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'ya muhalefet kanadına daha yakın bir ilişkiler sergilediğini ama anketlerin son derece tarafsız ve bağımsız bir anket firması olduğunu, aynı zamanda sonuçlarının da doğru değerlendirilmesi gerektiğini, önemsenmesi gerektiğini de söylemek isterim. Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kazanmasına yetecek bir oy oranının bulunmadığını söyledi. Bunu söyleyen İbrahim Uslu aynı zamanda Metropol Araştırma söylüyor. Kemal Özkıraz da daha önce söylemişti. Konda zaten söylemeye başladı. Erdoğan'a çok çok yakın anket firmalara, bir iki tanesinin dışında artık %80 anket firmalarının görüşü de Erdoğan'ın ilk turda kazanma olasılığının son derece düştüğünü gösteriyor.
Uslu son yapılan araştırmalar hakkında bilgi verirken hem iktidar bloğuna hem de Erdoğan'a desteğin ağır ağır azaldığını belirtti. Değerli izleyiciler, Erdoğan'a desteğin ağır ağır azalması daha olumlu bir gelişme. Çünkü böylesine birdenbire düşüşte kopuklar olduğu zaman bugün organik bir kopuş olmadığını ve ağır ağır azalmanın daha organik olduğunu, daha yavaş azalmanın daha kalıcı olacağını söyleyebilirim. Bir siyaset felsefesine, siyaset bilimine ve seçmen davranışlarına ilgi duyan bir vatandaş ve bir yurttaş haberciliği yapan bir insan olarak bunu söylemek isterim. Samimiyetine inanmanızı da isterim. Devam etmiş Uslu, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen her üç kişiden birinin çeşitli mutsuzlukları var. Evet, az önce de bahsetmiştim. Hala buraya oy veren, hala oy veren kişiler arasında da kararsız bir kitle var. Oy vereceğini söylese de buradan kopabilir. O 55'lik kitle muhalefet adına 60-65'e de çıkabilecektir. Çünkü ekonominin geleceğine yönelik kötümser bir tablo düşünüyor bu insanlar. Yani Erdoğan'ın bu kitleyi ikna edebilmesi çok ama çok zor, bir sihirli değneği olmadığı sürece. Zaten sihirli değneği olmadığını görüyorsunuz ve demiş ki bu mutsuzluklar bir süre daha devam edecek olursa onların arasında da kopmalar beklenebilir. İbrahim Uslu son derece saygın bir insan, aynı zamanda gazete pencerede de yazıyor. Dolayısıyla diyor ki, böyle bir ivme yakalamışken muhalefetin dönüp Ankara'da olmayan seçimdeki hayali Cumhurbaşkanı üzerinden bir polime geleceğini düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Diyor ki İbrahim Uslu'nun burada stratejik olarak söylediği doğru. Stratejik olarak da doğru bir yöntem belirtiyor muhalefet adına da. Şu anda olmayan bir seçim üzerinde hayali bir senaryo yaratmaya gerek yok. Yani şu anda Cumhurbaşkanı adayımız Yavaş mı, İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi olacağın polemiğinin dışında kalması ve hayali bir erken seçime girmektense iktidarı yıpratıcı, özellikle ekonomik, ideolojik değil aslında, bu da benim görüşüm. İbrahim Uslu'nun da böyle düşündüğünü de tahmin edebiliyorum zaten görüşlerini takip ettiğim için. Muhalefet çok fazla Cumhurbaşkanı adayı üzerine takılmamalı ya da hayali erken seçim senaryosu üzerinde durmamalı. Çünkü ters etki yaratma ihtimali var. Muhalefet bloğu içerisindeki farklı algıya sebep olabilecek ve birbirleriyle ters düşebilecek şeyler de olabilir bu ideolojik anlamda. O yüzden hem erken seçim konusunda hem de Cumhurbaşkanı aday adaylığı konusunda böyle bir polemiğe girmelerindense ideolojik olarak meselelere de girip muhalefet içerisinde bir algı karışıklığına yaratmaktansa muhalefet bloğuna önerisi doğru yönde ilerlemeleri ve zaten bu sonuçlara bakacak olursak zaten o seçmen kitlesi orada mutsuz, ekonomi vurgusu olmalı ve Türkiye'nin yönetilmediği vurgusu olmalı. Hayali senaryolar üzerinden gitmemelidir ki her şeyi koyduğumuzda muhalefetin önü açık. Beğene basmayı yorumladım. Beğene basmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Erdoğan iktidarı sona erecek gibi.